Koronavirüs tablosuna baktığımızda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması, vaka sayılarının 28-30 bin civarında olduğu son döneme ait veriler, her 1000 vakadan ortalama 4.2'sinin yatırılarak tedaviye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Hastalarda zatüre oranı yine bu dönemde %4.2, vaka sayısına kıyasla ağır hasta oranımız %6.6. rakamlarla tarif etmeye çalıştığı bir koronavirüs. Ama şurayı görelim. Vaka sayısı dün 26.217. Hani vaka sayısı düşüyor, 30 bin üzerine bir çıkıyor, bir altına iniyor. Ama hayatını kaybedenlerin sayısı 200'ün üzerinde. 217 kişi yaşamını yitirdi, hayatını kaybetti dün koronavirüs nedeniyle. Hemen bir Türkiye'nin koronavirüs tablosunu ekranlarınıza getirmiş olalım. Sağlık Bakanlığı iyi bir şey yaptı. Böylece biz 19 yaş altında genç ve çocuklarda ne kadar olgunuz olduğunu öğrenmiş olduk. Şu anda genç nüfusun temel olarak ülkemizde hastalığı taşıdığını ve hasta olduğunu söyleyebiliriz. Salgının gençleri ve çocukları hangi oranda etkilediği Sağlık Bakanlığı tarafından ilk kez paylaşılan bu verilerle ortaya çıktı. Bakan Koca'nın açıklamasına göre son bir ayda 19 yaş altı nüfusun vakalar içindeki oranı %35'e ulaştı. Koronavirüsün en fazla görüldüğü yaş ortalaması ise %16 ile 10 ila 14 yaş arası. 19 yaş ve altının vakalar içindeki oranı %35,42. Fakat virüs bu grupta genel olarak soruna yol açmıyor. Büyüklerimiz dikkatli olmalı. Buradaki temel nokta hastalığı yayabilecek grup içerisinde hastalığın oranının yüksek olması. Toplamda %35 diyoruz. Buna biraz daha yukarıya doğru çıkıp üniversite gençliğini, yani 22 yaşına kadarki üniversite gençliğini de veya 25 yaş altı desek sanırım bu oran %50'lere üzerine çıkacak, belki de %60'larda olacak. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Bülent Ertuğrul'a göre şu anda hastalığı yayan grup genç nüfus. Bunun da nedeni genç nüfus arasında giderek artan aşı karşıtlığı. Gençler hastalığı hafif geçirse de ev içi bulaşla hastalığın yayılımını hızlandırıyorlar ve büyüklerini riske atıyorlar. Anneler ve babalar kendileri aşı olmalarına karşın işte bu aşı karşıtlığı nedeniyle çocuklarına aşı yaptırmaktan imtina ediyorlar. Halbuki şu anda 12 yaşın üzerinde güvenilir olduğunu biliyoruz zaten aşının. Ve en son çalışmalar da 5 yaşına kadar da indiğini gösteriyor. Türkiye'de de aşılama yaşı riskli gruplardaki çocuklarda 12'ye kadar indi. Ancak ortaya çıkan bu manzara aşıya karşı ilginin az olduğunun göstergesi. Hastalık aşısızlar arasında hızla yayılıyor. Son 24 saatte 217 kişi daha hastalık yüzünden hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısı ise 26.217. Yenilenen 100 binde vaka sayısı haritasında da artışın en çok yaşandığı iller Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Erzincan oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı yaptırmayanları bir kez daha aşı olmaya davet etti. Aşılanma oranını gösteren haritadaysa kırmızı kalan tek il Şanlıurfa oldu. Sarıya ve turuncuya dönen illerin sayısı ise arttı. Şu anda gerçek bağışıklık oranımız %55'ler civarında, %60'lara doğru çıkıyor ama hala yeterli olmadığından dolayı temel bulaş aşısızlar.